Konumuza davet edelim. Hüseyin Bey gelmiş Adana'dan. Hemen alkışlarla çağırıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız Hüseyin Çok Bey? Çok şıksınız. Öyle. Vallahi hep böyle mi giyinirsiniz? Biraz öyleyim. Biraz öyle. Yoksa evet. bizim için mi özendiniz? Sizin için daha özendim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Hüseyin Bey 31 yaşındaymış. Adana'dan geldi. Neresinden geldi Adana'nın? Adana'nın Sarıçam ilçesinden. Sarıçam. Sofolo beldesinden Çok geldim. Çok güzel. Adana'ya da selamlarımızı gönderelim. Anne baba izliyor Aleyküm mu? Aleykümselam. İzliyorlar. İyi hadi bakalım. Hürmetler. Evet Hüseyin Bey dinleyelim sizi. Ne yapıyorsunuz? Nasıl idame ettiriyorsunuz hayatınızı? İnternet kafe ve bilgisayar işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Aynı zamanda alım satım bilgisayar tamiriyle uğraşıyorum. Oo çok güzel. İşte Adana Meslek Yüksek Okulu'nu okuyorum bilgisayar programcılığını. Aynı zamanda silahlı özel güvenlik sertifikam var. Oo. Güvenlikçiyim. On parmağında Bu gibi özellikler marifet. Evet. Buraya katılırken bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine katıldım. Aha. Yani hiçbir şekilde sizin programınızı seyretmiş değilim. Evet. Şu an yani ilk defa burada aynı zamanda seyrediyorum. Arkadaş kurbanı oldum diyorsunuz. Arkadaş kurbanı gibi bir şey oldum. İyi tavsiyesi olmuş. Üzerine işte başvuruda bulundum. Ne dedi arkadaşınız? Evet. Allah aşkına git evlen mi dedi artık? Ya şimdi iş yerimin olduğu muhitteki insanlar sürekli zaten evlenmemi isteyen insanlar. Niye evlenmediniz peki niye evlenmedim? Bu yaşa kadar? 5-6 sene önce bir girişimde bulundum. Ha. O da... Evin tek çocuğu olduğundan dolayı annesi de biraz Adana'ya karşı negatif düşünüyordu. Ha, sürekli yani Adana'ya. Evet Adana'ya kız vermem gibisinden bir takım Allah Allah. Şeylere girdi. Kısmet Biz olmadı. Saçma. Evlenemediniz. İşte kapattık o konuyu. Kader kısmet de şu an kısmet, buradasınız evet. yani. Artık kurtuluşunuz yok. Evlenmeden gidemeyeceksiniz. Kısmet artık. Kısmet. Nereyelim? Peki Hüseyin Bey çok güzel işiniz. İnternet kafe işletmeciliği aynı zamanda bilgisayar alım satım iş yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda da silahlı bir özel güvenlik eğitimi de aldınız. 13 yılda kickbox sporuyla uğraşmış. Kickbox sporuyla uğraştım. Aynı zamanda evet. bir spor kulübü açtım. Birkaç sene boyunca idare ettik spor kulübünü. Aa, çok güzel. Ondan sonra kapattık zaten. Bu şekil. Güzel dolu dolu geçmiş 31 yaşa bayağı fazla şey sığdırmışsınız dolu yani. Dolu dolu geçti evet. Dolu Kızdırmayın dolu ha geçti. Bakın gelecek birazdan aranızda 13'ü kickboksla uğraşmış ona göre. Evet Hüseyin Bey. Peki nasıl birisiyle evlenmek istiyor Hüseyin Bey acaba? Nasıl birisiyle evlenmek istiyorum? Sempatik, sevecen, sıcakkanlı. Heh sempatik, sevecen, mütevazi. Güzel. Duygu ve düşüncelerini yerinde ve zamanında doğru bir şekilde evet, ifade eden bir insanla. Evet. Bir insan bekliyorum yani. Güler yüzlü bir güler hanımefendi yüzlü. Olsun. Tabii, evet. Güler yüzlü de olabilir, yerine göre inatçı da olabilir, kaprisli de olabilir. Aa, her şey olabilir yani. Göze benim alıyorsunuz için. Bunu. Tabii göze alıyorum ama kıvamında. Kıvamında. Allah bunu kıvamında. Dediniz ya. Biz öyle bu bize söylendiyse dibine kadar kullanırız bu hakkımızı. İnat bizde vardır, damar biraz vardır hanımlarda bilirsiniz değil mi? Damar var, evet. Damar var. Sizde de var mı damar? Var. Var. Sayılır. Burcunuz neydi? Biraz, Oğlak. Oğlak burcu. Filiz Hanım gelsin sorarız. Biraz inat var bende de. Kıskançlık var mı? Kıskançlık var illaki var yani. Ha. Çok mesela böyle. Çok fazla değil çok ama. Değil. Aşırı değil. Dozunda. Dozunda evet. Ha. Hiç aşık oldunuz mu gerçekten? Aşık oldum mu? İki kere oldum aşık. İki kere oldunuz. İşte birincisinden bahsettim zaten. İlk aşık olduğum zaman da 20 yaşındayken oldum. Ha. Ne zaman... oldu? Nasıl anladınız aşık olduğunuzu? Gözlerine aşık oldum. Dünyanın en güzel gözlerine sahipti kendisi. Sizde etkileri ne oldu mesela? Etkileri çok hani ben aşık oldum. Olunca şöyle karnıma kramplar giriyor, gözümde kelebekler uçuşuyor. Sürekli onu düşünüyordum. Sürekli aklım ondaydı. Ha. Bu gibi şeyler. Yine aşık biraz, olmak istiyor musunuz? Zamana bırakıyordu kendisi. Aşık olmak istiyor musunuz? Aşık illaki olmak istiyorum ama... Hmm. Ne derece bir aşk yani derinden yaşayamam bir daha. Niye? İmkanı yok. Ha, iki kere çok yaşadım. Derinden yaşayamam. Yani ha. ikinci sevdiğim insanı gerçekten çok sevmiştim. Hmm. Unutabildiniz mi? Unutabildim mi unutamam. Yani yarası kaldı biraz. Kalıyor ister İlla istemez. İlla ki kalıyor. Gönül yarası hafif bir iz yani, bırakıyor efendim ister evet. istemez diyor Hüseyin Bey. Ama hayat devam ediyor tabii. Evet hayat devam ediyor. Nereye gidiyor abla? Aa, iyi misiniz? Biri gitti. Bakın geçmiş olsun. Peki Hüseyin Bey kaç yaşlarında bir hanımefendi arıyoruz sizin için?
23-30 yaşlar arasında olursa ideal olur. Olur. Saç rengi, göz rengi hiç önemli değil. Takılmıyorsunuz fiziksel özelliklere, güzel. Fiziksel özelliklere aşırı derecede fazla takılmıyorum. Tamam. Daha anne sonra, baba, kardeş var mı evde başka bekar? Biz 4 kardeşiz, en büyüğü benim. Hmm. 2 kız kardeşim var, onlar evliler. Güzel. Bir erkek kardeşim var, şu an sadece erkek kardeşim var evde. Tamam. Yani Adana istiyorum, Adana ve çevresini istiyorum. O taraflar. Evlenmemiş bir insan istiyorum. Ha, hiç evlenmemiş. Hiç olsun. Evlenmemiş tamam, bir insan bu istiyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Hiç şey evlenmemiş, 23-30 yaşları arasında çalışan bir hanım tercih eder misiniz? Tabii çalışan da olabilir. İş konusu önemli değil, çalışıp çalışmaması önemli değil. Çalışmasa da ben geçindiririm evimi. Çalışmasa da ben geçindiririm. Güzel de bir işiniz var. Yani 1000-1500 lira arası bir para kazanıyorum. Güzel. Mücadeleciyim. İşimi de seviyorum. Her yaptığım işi de severek yapıyorum. Çok güzel. Halim vaktim yani yerinde. Evde var, kira derdi de yok. Kira derdimiz yok. Aa, kendi işiniz. Kendi işim. Güzel. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Peki hanımlar, duydunuz Hüseyin Bey, 31 yaşında kendisi, internet kafesi var. Aynı zamanda da bilgisayar alım satım işi yapıyor. 23-30 yaş arasında hiç evlenmemiş, çalışan veya çalışmayan önemli değil. Bir hanımefendi arıyoruz Hüseyin Bey'i evlendirmek için. 0212-300-0505'i arayabilirsiniz. Ya da 3004'e SMS atarak bize başvuruda bulunabilirsiniz diyoruz. Size de tekrar hoş geldiniz diyoruz Hüseyin Bey. Bakın şurada boş bir yer var.